Memleket özlemi çeken izleyicilerimiz ekran başına. Zira sıradaki görüntüler sizlerin özlemine bir nebze de olsun su dökecek. Adım Adım Londra programının en keyifli taksisi Hey Taksi sizler için Cennet Kıbrıs'ımızı geziyor. Sevgili Timur Öztürk'ün o keyifli yorumuyla bakalım Hey Taksi'mize bu hafta kimler misafir olmuş? Timur Öztürk'ün sunduğu Hey Taksi'nin yeni bölümü başlıyor. Bakalım bu hafta taksimiz hangi ünlü ismi nereden alacak? Uzakları yakınlaştıran Adım Adım Londra programının özel taksisi sizler için bu hafta Cennet Kıbrıs'ımızda. Memleket özlemi çeken izleyicilerimiz Kıbrıs özlemini biraz da olsa hafifletmek için sevgili Timur Öztürk Kıbrıs'ta. O halde sözü fazla uzatmadan sizleri Timur Bey'in keyifli sunumuyla baş başa bırakıyor. Bakalım Kıbrıs'ımızda bu hafta kimleri taksimizde ağırlıyoruz? Evet sevgili izleyicilerimiz, yepyeni bir programla yepyeni bir konuk ve mekandayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir başka cennet köşesinde Girne'deyiz. Girne'nin çok tanınmış, çok bilinen, herkesin uğrak yeri olan Mestet'teyiz ve Mestet'in o güzel salonunda, o güzel masalarının bir tanesinde konuğumla birlikteyim. Konuğum hepinizin yakından tanıdığı klarnet ustası, sanatçı Özkan Gezen. Özellikle İngiltere'de bizi şu anda izleyenler çok iyi anımsayacaklar Özkan Gezen'i ve Özkan Gezen şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Mestet meyhanede buradaki hayranlarıyla birlikte. Evet, merhaba Özkan Bey, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Sizi bulduk. Teşekkürler, hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne zamandan beri buradasınız? Londra'dan bir yıldır buradayım, Londra'dan döndüm. Ama adaya ilk 1989 yılında gelmiştim daha önce. Böyle yani... Geldiniz ve kaldınız burada. Kaldım burada. Sevdim tabii, adayı çok seviyorum. Peki nereden, bu müzik aşkı nereden başladı sizde? Müzik aşkı... Bende yok mesela, ben çok isterim ama olamadım şimdi. Baba mesleği, bütün hani sülale derler, müzisyendir. Babam, amcalarım. Ben sülaleden gelen, çocukluktan gelen bir müzisyenimiz var. Onlar çaldı, ben de mi çalayım dedim. Yani örnek olurlar ya, evet. İşte babamın yolundan gidiyor. Babam ne çalıyordu? Babam çok güzel ut sanatçısıdır. Klarnet aynı zamanda çalar. Ben de ona keza bir takım enstrümanları çözmeye çalışıyorum halen daha. Telliler, vurguller, yaygılar. Babandan bir göre göre. Babamdan göre göre. Olduğu kadarıyla. Hangi enstrümanı daha çok seviyorsun? Klarnet ağır basıyor. Klarnet ağır basıyor. Bütün enstrümanlara az pahalı tanıyorum ama klarnet en çok yani önem verdiği değil. Hepsi tabii ki önemli, kıymetli ama klarnetin bir ayrı yeri var bende. O yüzden klarneti daha... Geçen gece seni bu sahnede izlerken bir müşteri arka masada konuşuyordu. Şöyle söyledi, hanımına söylüyor beyefendi, diyor ki hanım diyor, bu bey diyor bütün enstrümanları çalıyormuş diyor. Hanım da diyor ki yapar mı acaba diyor, yapıyor diyor, yapıyor musun? Evet var, kullandığım, tanıdığım enstrümanlar var. Mesela neler çalıyorsun, neleri çalabiliyorsun böyle sahneye yani, alıp neyi çıkabiliyorsun? Klarnet haricinde sahnede kullandığım bağlamalarım var. Odum var. Keman. Kemanım var. Yani bunun yanı sıra saksafon, trompet, zurnadır. Bunları çok güzel. Şarkıların karakterlerine göre kullanmaya çalışıyorum. Şaşırmıyor musun hiç? Klarneti bırakıp utu geçtiğinde, udu bırakıp kemana geçtiğinde. Yok hiç. Hatırlamıyorum ama yani en azından şarkının başladığında o analizi yapabiliyordum yani. İşte bu şarkıda bu enstrüman daha iyi gider diye düşünerek de kendimi bir an önce hazırlıyorum böyle bir şeye. Peki alıştın mı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne? Kıbrıs'a alıştım. Zaten çok seviyordum ben adayı. Yani 1990'lardan beri çok seviyordum bu adayı. Mesut'ta yerleşmek varmış. Geldim, yerleştim. Kıbrıs'ı çok seviyorum. Kıbrıs çok güzel bir yer. Nasıl Kıbrıs'ın izleyicileri, misafirler nasıl? Dinleyiciler nasıl? Çok iyi dinleyiciler. Yani iyi dinliyorlar. İyi dinleyiciler var. Tabii ki her toplumda olduğu gibi bazen hani... Şişede durmadığı gibi durmadıkları da var. Onları da var. Var. Onlar da maalesef var. Ama artık onu da sizin de söylediğiniz gibi hani şişede durmazsa... Olmuyor değil mi? Çok güzel bağlı. Bir yerde bu
mekan, şu güzelliğe evet, bakar mısın? Evet, mekanımız İnsan, çok güzel. Yani şu mekanı seyrederek hem yemek yemesi de güzel olur, evet. Müzik dinlemesi de güzel evet, olur. Çok. İnsanlarımız zaten çok memnun oluyorlar yani bu meslete geldikleri zaman. Yani istedikleri müziği dinleyebiliyorlar, istedikleri yiyecekleri, özellikle Kıbrıs'a özgü yemekleri bulup yiyebiliyorlar. Mutlu ayrılıyorlar. Önemli olan da o zaten. Klarnet çok zor diyorlar. Doğru mu? Aslında her enstrüman zor. Ama bu biraz öyle bir tabir var zaten, öyle bir söz var. Hani derler ya, adam seçer. Enstrümanların içinde adam seçen tek enstrüman klarnettir. Yani beğenmezse çalanı ses çıkarmaz mı? Aşık olmanız lazım klarnete. Yani klarnetin peşinden çok koşmak lazım. Yani herkes her enstrümanı aldığında birkaç melodi en azından çıkarabiliyor ama klarnet kesinlikle mesuliyeti biz. Muhteşem bir alet. Evet. Sen evet. Aynı zamanda hem klarnet çalıp hem de seslendiren bir sanatçısın evet. Değil mi? Şarkı söylüyorsun. Zor olmuyor mu klarneti bırakıp? Bunu hep soruyorlar bana işte, zor olmuyor mu? Aynı anda hem çalıyorsun hem okuyorsun falan filan. İnanın ki zor olmuyor. Çünkü ikisini de severek yaptığım için. Nasıl çalıyorsun? Tut yani, bakayım biri. Aynen. Sanki klarnet var elinde. Yani hep öyle oluyor zaten. Buradan buraya falan ikisiyle. Yok, zor olmuyor ya. Ben zorluk çekmiyorum. Ama Mestet nasıl bir şey? Burası güzel bir yer değil mi? Mestet çok güzel. Yeri çok güzel. Ben çok beğendim yerini. Gerçekten çok güzel. Ana yolun üzerinde. Evet. Kratos'a çok yakınız. Otel hemen 2 saniye uzakta. Ana yolun üzerinde. Arkası tamamıyla bu görüntüye nazır bir yer. Kaliteli de geçen buradaydık. Kaliteli de oldukça güzel öyle yemekler. Güzel. Menüsü güzel. Evet. Servis güzel. Müzik güzel. Her evet. Şey güzel. Peki. Evet. Ne diyelim? Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Bize bu kısa bir röportajı verdiğin için. Ne demek? Hayranlarına, dinleyicilerine sözle mi söylemek istersin? Enstrümanımıza. Artık enstrümanımla veda edeyim. Veda etmek istersin. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Küçücük bir taksim böyle. Taksim olacak. Ne olsun? Peki. Biraz bir şarkı olur olur. Olur. Sen bilirsin. Küçük bir taksim olayım. Tamam, sen bilirsin. Bir programın daha sonuna geldik. Bir başka konukla haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Her şey gönlünüz olsun. Siz neredeyseniz adım adım